Merhaba arkadaşlar. Web site çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size daha önce bir web sitesinin şematik olarak yapısını anlattım. Peki bir web sitesi nasıl olur da yerleşime sahip olur? Yani ben web sitesinde yapacağım şeyleri nasıl yerleştirebilirim? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz ekrandaki görüntüye geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Düşünün bir misafir grubunuz var evde ve onlara bir limonata ikram edeceksiniz. Çok güzel bardaklarınız var, limonatanız da mükemmel. Ama 10 kişi, 11 kişi içeride oturuyor. Ben bunları nasıl servis edebilirim? En güzel yolu bir tepsiyle değil mi arkadaşlar? Tepsinin üzerine limonataları içine konmuş olan bardakları dizerim ve onu tepsiyle birlikte kaldırır misafirlere veririm. Bunun gibi düşünün. Veya iç çamaşırlarınız genelde ufak şeylerdir. Bunları yerleştirmek istiyorsunuz ama nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Bir nevi klasörlemek gibi. Yani bir tane şifon yerim varsa bir çekmeceyi açıp içine yerleştirebilirim. O çekmece içindeki tüm İş çamaşırlarını veya kıyafetlerimi taşıyacaktır değil mi? Evet, web siteleri de böyledir arkadaşlar. Bir yapı oluştururken, hani dedim ya size biraz evvel, index HTML, hakkımızda sayfası, işte iletişim sayfası. Üzerinde bir sürü bize gösterilen eklentiler, şemalar, grafikler, yazılar, butonlar, ifadeler, resimler, her şey var değil mi? Bunların hepsini ben bir yere koymalıyım. Ama öyle bir yere koymalıyım ki daha sonra o yere müdahale edebilmeliyim veya o yer benim verdiğim tüm içeriği taşıyabilsin. Uzatmadan fazla bunu size şöyle anlatayım. İşte konteyner dediğimiz bir yapı vardır. Bu konteyner taşıyıcı demektir ve üzerine koyacağınız her şeyi taşıyacaktır arkadaşlar. Bunun daha sonraki derslerde neden bu kadar önemli olduğunu zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben o size göstermiş olduğum web sitesi sayfalarının bir tasarımını yapmak istiyorum. Ne demiştik? En üstte menülerin olduğu, logonun olduğu bir bölüm vardı değil mi? Hemen o bölümümüzü yerleştirelim arkadaşlar. Aldım, buradaki logo ve menü alanını getirdim. Konteyner taşıyıcımın üzerine koydum. Artık ben tepsiye bir bardak koydum ve bu bardakta her türlü işlemleri ben artık yapabileceğim ve konteynerim bunu taşıyacak, artık istediğim yere götürecek. Bu mantığı lütfen hiçbir zaman unutmayın. Konteyner üzerine eklediğiniz tüm elementleri, görselleri taşıyan ve kullanıcıya sunan bir yapıdır. Zaten kelime anlamı da taşıyıcı demektedir. Bunun altına biz ne koyacaktık arkadaşlar? Slider alanımız vardı. Slider alanını aldım, getirdim. Hemen logo, menü ve sosyal medyanın olduğu bölümün altına koydum. Bunların hepsini biraz sonra kodlayacağız. Rahat olun. Ama önce bir şemayı anlamaya çalışın. Evet, slider alanından sonra ben hangi bölümü koyacağım? Tabii ki içerikleri ekleyeceğim alanı koyacağım. İçeriklerde ne eklerseniz ekleyin. Bu içerikler bu alanda olacak. Bakın yerleşim bu şekilde. Logo, menü, sosyal medya ikonları. Bunlar bağlantılar sağlayacak. Altta eğer isterseniz slider alanı, isterseniz slider alanı koymazsınız da içerik alanını daha büyük yaparsınız. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı olacak arkadaşlar. Ve en sonunda ne demiştik? Alta koyacağımız nerede? Bir footer alanımız var. Evet, footer alanı da şöyle bir yerleştirelim. Evet, gelelim. İçerik alanını biraz daha büyütelim diye ufaltmıştık. Ve artık benim konteynerim üzerine koyduğum her şeyi taşır vaziyette bulundurmakta ve ben artık bundan sonra bunun üzerine istediğim her şeyi ekleyebilecek durumdayım. Ve bunu şimdi şöyle güzel bir şekilde bir yapı olarak karşımıza getirelim ve bunu bizim kod editörümüz olan Sublime'de yapalım. Hatırlıyorsunuz bir önceki derste ne yapmıştık? Index, About, Projects ve Contact denilen 4 tane sayfa yaptık. Bunları biraz sonra bir sonraki derste size bunları bağlamayı da göstereceğim zaten. Şimdi ben index sayfama geldim. Ana sayfadayım. Şimdi ana sayfayı bir açmak istiyorum arkadaşlar. Var mı herhangi bir şey? Görelim. Evet, index sayfamızı açıyoruz. Hemen şuraya getiriyoruz. Bakın ana sayfa ama içi boş. Güzel, problem yok. Ben şimdi bu taşıyıcı olan bölüme biraz müdahale etmek istiyorum. Bunu ben nasıl yaparım? Önce bir taşıyıcı bölümünü oluşturalım arkadaşlar. Web sayfası yaparken genelde yapacağımız eklentiler, üzerine koyacağımız resimler vesaire hepsinin bulunması için bir web sayfasında göstereceğimiz her şeyi taşıyacak olan taşıyıcı, container. Biz bunu şu şekilde veriyoruz. Lütfen bunu takılmayın nasıl yapıldığına. Önce bir görün. İleride zaten bunlara öyle kapsamlı gireceğiz ki
tek tek anlayacaksınız, meraklanmayın. Şimdi dil denilen bir yapımız vardır arkadaşlar. Yani daha doğrusu dil denilen bir etiketimiz vardır. Dil blok bir etikettir. Yani div elementiyle yaptığınız her şey tüm satırı kaplamaktadır. Şimdi ben div'e eğer div yazıp tab yaparsanız direkt oluşturacaktır veya manuel aynı şekilde etiketleri yazabilirsiniz. Bakın şimdi ben ilk kapsayacak bölümü yani her şeyi içinde bulunduracak bölümü oluşturmaya başlıyorum. Ama ben buna ilk önce şu ifadeyi kullanmak zorundayım arkadaşlar. Ne demiştik? Bütün her türlü verimi içeren container. Artık ben bir tane container'a sahibim. Bakın aşağı indirdim. Şimdi ben bu araya ne eklersem artık o tepside gözükecektir. Ben şimdi bunu bir kaydedeyim. Gelelim, diyelim ki bize lütfen şu indekste yapmış olduğumuz konteyneri bir göster. Şöyle bir bakalım. Gene bir şey yok. Olmaz. Çünkü sadece biz yapıyı oluşturduk. Yapıyı göremedik henüz. Bakın ben size şöyle anlatayım. Hemen buraya gelelim, şuraya. Diyelim ki bu bir konteyner yapısıdır. Peki, bunu yazdık. Şimdi bu gözükecektir değil mi arkadaşlar? Bakalım gözüküyor mu? Geldik. Bunun şu anda görmezsiniz. Refresh yapmanız lazım ki yeniden alsın bilgiyi. Bakın bu bir konteyner yapısıdır. Geldi. Artık bütün verilerim burada görünmeye başladı arkadaşlar. Peki ben başka ne yapabilirim? Şimdi elbette bu bir HTML dersi. HTML'den sonra CSS'e başlayacağız ama CSS'te ne yapabilirim? Ben konteynerin ebatlarını, boyutlarını ayarlayabilirim. Konteynere bir çerçeve verebilirim. Konteynere bir resim ekleyebilirim. Veya hiç olmadı şimdi yapacağımız gibi konteynere bir arka plan rengi verebilirim. İsterseniz onu verelim ama bunu hiç daha görmediniz. Lütfen kafa karışmasın. Style denilen bir yapıyla ekliyoruz. Burada genelde kullanılan yapı şudur. Bunları CSS derslerinde size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Lütfen kafanızı karıştırmayın. Örnek verelim. Ne verelim? Background color'da evet rengi green olarak verdim ve container yapımı artık bir müdahalede bulunmuş oldum. Geldim, container'ımı açtım, refresh yaptım. Artık container'ım içeriği kadar bir renk sahibi oldu. Ben burada şimdi içine ne eklersem arka plan aşağı doğru inmeye devam edecek arkadaşlar. Bu da onu taşıyan bir yapıdır. Örnek verelim mi? Verelim. Mesela şimdi ben gene açayım size Sublime Text'imi. Şöyle yapalım. Buraya da atıyorum. Ne diyelim? Türkiye Cumhuriyeti dedik. Bunu da aldık. Şimdi burada sıkıntı şu. İki yazıyı yazdık alt alta gözükmesine rağmen bunlar aslında yan yana geleceklerdir. Deneyelim görelim. Yan yana gelmelerinin nedeni yazılar çünkü aradaki boşluğa bakmazlar. Bakın F5 yaptım Türkiye Cumhuriyeti yanına geldi. Peki buna ben nasıl bir müdahale bulunabilirim? Ben konteynerin büyümesini istiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru uzatıp görmenizi istiyorum. Şuna şöyle bir şey yapabilirim. Bakın BR dediğimiz bir etiket vardı. Derslerimizde gördük. Hatta bir BR daha koyalım. Üç satır aşağı indirecek. Ondan sonra gelen yazıyı. Yani Türkiye Cumhuriyeti üç satır aşağı gelecek. Peki bize ne fayda sağlayacak bu? Bu da bize şunu sağlayacak. Bakın şu an tek satırda ve yan yana gitti değil mi? F5 yapıyorum veya refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi konteyner içerik ekledikçe siz aşağı doğru inmeye devam edecek. Yani artık konteynerimin bir arka plan rengi var arkadaşlar. Bu genelde kullanılan bir yapıdır ancak bakın gördüğünüz gibi ekranı daralttığım zaman pek bir responsive cevap veren bir yapı değildir. Responsive bir cevap veren yapı istiyor iseniz konteynere şunu eklemek sizin için büyük bir fayda sağlayacaktır. Container fluid yaptım ve color green'ini de aqua yaptım. Aqua güzel bir mavi bir renktir arkadaşlar ve buraya da şöyle birkaç tane daha şey yapayım. BR ekleyeyim. Control copy yaptım. Control V. Yani 3x3 9 satırlık daha aşağı inecek. Ve biraz daha konteynerim büyüyecek. Control save ettikten sonra şimdi konteyner fluid yapısına bakalım. Biz bunu şu anda görmüyoruz. Biz bunu refresh yaparsak bakın artık her tarafa yayıldı ve verdiğim boşluklar sayesinde
biraz daha genişledi. Ben bunu eğer küçültüp büyütürsem, yani ekranları cep telefonu ekranı, tablet ekranı gibi ekranlara göre küçültüp büyütürsem, artık otomatik olarak içindeki de mutlaka ona göre bir ayara sahip olacaktır. Yani konteyner oluştururken arkadaşlar hemen bir yorum satılı açalım. Neydi sembollerimiz? Bu şekildeydi, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani konteyner veya konteyner fluid kullanarak taşıyıcılar yaratılır. Şimdi bu dersimizde fazla uzatmadan şunu özetliyorum. Ben ne eklersem ekleyeyim, ne yaparsam yapayım, neyin görünmesini istiyorsam isteyeyim, web siteme ne eklersem ekleyeyim, sistemde ne görünmesini istiyorsam isteyeyim, onları taşıyacak bir taşıyıcıya ihtiyacım var. Ve bunu da body içerisinde container ile sağlıyorum. Container'a responsive özellik kazandırılabilir. Birçok eklenti ve birçok ek kodla. Ama bunun basit bir yolu var. Container fluid da kullanabilirsiniz. Container fluid kullandığınız zaman artık ekranın ebadına göre siteniz genişleyip daralıp her türlü aynı oranda sitenin daha güzel görünmesini sağlayacak şekilde bir yapıya sahip olacaktır. Bir sonraki derste artık container veya container fluid üzerinde web sitenizi kodlamaya başlıyoruz. Navigasyonla başlayacağız. Logo ve navigasyon arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar.